Merhaba. Türkiye normal bir demokrasi değil. Normal olsa yeni nesle Borgen dizisini önerirdim. Demokrasiye giriş dersi olarak. 5 milyon nüfuslu, hepi topu 40 bin kilometre kareye kurulu Danimarka Krallığı'ndaki kurgu soslu politik entrikalar kariyerinin başındaki gençlere ilginç gelecektir. 2010 tarihli dizinin bir bölümünde rejim muhalifi kişinin iadesi için milyar dolarlık yatırım şantajı yapan diktatörü izlemiştik. Hedef kişinin fikir hürriyetinin başkentlerinden Kopenhag'da geçici olarak tutuklandığını, sonra sınır dışı edildiğini gördük. Dizinin başlarında gazetecilik heyecanını takdir ettiğim ana haber sunucusunun kimi hükümet üyelerini korumak için kendini nasıl sansürlediğini görünce bir kez daha ideal diye bir şey olmadığını anlamıştım. Tabii orada hür basın, serbest seçim var kişinin attığı tweet yüzünden sabah kapısını polis çalmıyor. Ekonomik ve politik devleri dize getiren başbakan ziyaretine gelen babasını havalimanından aldıramıyor. Bir skuter kirala öyle gel diyor. Örnekler Orta Doğu'ya ve tam da göbeğindeki Türkiye'ye göre değil hayli bol gelir demokrasi gibi. Hoş demokrasi ideal bir yönetim biçimi değil. Başlarken normal demokrasi dedim. Bu %100 onayladığım manasına gelmiyor. Nitekim Churchill'in de kastettiği gibi demokrasi en kötü yönetim biçimidir. Ara ara denenmiş diğerlerinin haricinde. Bırakın kötünün iyisini Türkiye bir demokrasi bile değil. Aktörlerinin de bunun farkında olarak siyaset yapması, yaklaşan seçime hazırlanması icap ediyor. Karşınızda halkın sempatisiyle tekrar kazanmayı düşünen bir iktidar yok. Gerekirse bir nefret objesi olarak sandıktan çıkmayı göze alacak bir rejim var. Kendi kurduğu sandıkla, kendi oyun planıyla seçim dizayn ediyor. Mao siyaset kan dökülmeyen savaş alanıdır. Savaşsa kan dökülen siyaset demiş. Uzak tarih de yakın tarihte tekerrür eder ve yeryüzündeki tüm politikacılar ilhamını hep buradan alır. Türkiye'nin şu son süreçte tecrübe ettiği her şey yakın geçmişte birileri tarafından mutlaka tecrübe edilmiştir. Yeni değildir. Devamla herkesin bir açığı zayıf noktası vardır. Burnunun dikine giden eninde sonunda kendine bile itiraf etmediği sırlarla yüzleşir. Bakın Ankara siyasetine yaşanan ve yaşanacak budur. Bu konuda kendimi bağladım diyen de, ilkelerimize ters diyen de, tabanıma ne derim diyen de, daha önce söz verdiğim gibi diyen de, politika yapıyor, hikaye anlatıyor. Ne çare anlattığı masalın her daim alıcısı var. Devran bunun içindir ki aynı minvalde dönüp duruyor. Şurada en fazla 4 ay kalmış seçime kimse tam tarihini bile bilmiyor. Bir seçim heyecanı olmadığı gibi iktidarın değişeceğine dair endişeler artıyor. Endişeler artıyordu demek sanki daha doğru. Selahattin Demirtaş'ın içeriden ortama hareket getirmeye çalıştığına tanık olduk. Altılı masanın adının Millet İttifakı olması ve şubata hızlı girmesi önemli. Önümüzdeki 3,5 ay çok çetin geçecek.